İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Gündem Özel'le karşınızdayız. Efendim bu akşam gündemdeki sıcak konuları, tartışmaları sizlere taşıyacağız, ekrana taşıyacağız. Tabii bu akşam konuklarım var ama önce konu başlıkları diyelim. Bu akşam neleri konuşacağız? Hızlıca o başlıkları sizlere aktarmak istiyorum. Malumunuz dünden beri Amerika-Türkiye arasında yaşanan pastör yani rahip Andrew Brunson gerginliği var. Bunu konuşacağız. Bundan sonra Türkiye nasıl bir tutum alacak, neler yapması gerekiyor? Hatta bir telefon bağlantımız da olacak. Emekli Büyükelçi Uluç Özülker telefona bağlanacak. Ondan da bu konuda görüşlerini alacağız. Daha sonra malum OHAL düzenlemesi yapıldı. Daha doğrusu OHAL kaldırıldı, yeni düzenlemeler geldi. Bu düzenlemelerde hangi başlıklar var, neleri içeriyor? OHAL gitti, acaba ne geldi, bunun farkı ne? Tüm bunları bu akşam burada masaya yatıracağız. Ve muhalefet partilerinde neler oluyor? CHP ve İYİ Parti'de yaşanan son süreçleri. Malum biliyorsunuz İYİ Parti'de Sayın Meral Akşener aday olmayacağını, geçen hafta İYİ Parti'de yapılan Çalıştay'dan sonra aday olmayacağını resmi olarak Twitter hesabından ilan etmişti. O günden bu yana neler yaşandı? Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir olağanüstü kurultay süreci, yani bir imza süreci yaşanıyor. Buna bakacağız. Bugün yaşanan gelişmeler var. Hepsini ekrana taşıyacağız ama ben stüdyo konuklarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Gazeteci Barış Yarkadaş ve avukat Uğur Poyraz var. Merhaba. Uğur Bey uzun bir aradan sonra bizlerle birliktesiniz. Hoş geldiniz. Evet, teşekkür ederim. Hoş geldin Barış Yarkadaş. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi gündemin en sıcak konusu dünden beri daha üzerinden herhalde yeni 24 saat geçti. Amerikalı rahibin serbest bırakılması talebi vardı Amerika'nın. Kimdi efendim bu? Bir kez daha hatırlayalım. Bu Amerikalı rahip Brunson hemen 15 Temmuz'un ardından terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği gerekçesiyle 9 Aralık 2016'da tutuklanmıştı. Amerika'nın Türkiye'den talebi vardı serbest bırakılmasına dair. Hatta o dönemde pek çok manşet de atıldı biliyorsunuz. Çünkü FETÖ lideri Fethullah Gülen Amerika'daydı. Ver papazı, al papazı şeklinde manşetler atılmıştı. Evet. Hepimizin dimağında gayet canlı duruyor. Ne oldu peki dün itibarıyla? Brunson, papaz Brunson adli kontrol şartıyla ev hapsine mahkum edildi. İşte asıl gümbürtü bundan sonra patladı. O görüntüleri de ekranda görüyorsunuz. Ondan sonra adeta kıyamet koptu Amerika ile Türkiye arasında. Hatta bunlar tamamı neredeyse 2 saat içinde çok büyük bir ivme aldı dün. Evet. Çünkü şöyle bir açıklama vardı. Amerikan Başkanı Pence'den Pastor Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygularız diye. Hemen 2 saat sonra bir karar çıktı. Türkiye'nin kredi almasını kısıtlayan tasarı Amerikan Senatosu'ndan geçti. Ve ondan sonra da diplomatik düzeyde yoğunluk arttı, karşılıklı resleşmeler başladı. Şimdi sizden bir müsaade isteyeceğim. Telefon attığımda Uluç Özülker var, emekli büyükelçi. Uluç Bey beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum, rahat duyuyorum. Evet, efendim iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sayın Özülker, dışişleri kariyeriniz boyunca çok önemli görevlerde bulundunuz. Daha önce de pek çok defa bu ekranda görüşlerinize başvurduk. Dünden beri Amerika ile Türkiye arasında yaşanan resleşme konusunda öncelikle bir görüşlerinizi almak istiyorum. Ardından da sorularım var size. Yani şöyle başlayalım isterseniz. Türkiye bu yaşanan gelişmeler, dünden beri yaşanan gelişmeler sonucunda bu süreç içinde ne yapmalı? Şu an itibariyle ne yapmalı? Ne yapmalının cevabını bulabilmek için hala hazırda ne oluyorun cevabını belki bulmak lazım kısaca. Hı hı. Ben bu konunun bugün başlamış olan bir sorun olduğu hususunda doğrusu tereddüdüm var. Esas itibariyle Amerika ile Türkiye arasında büyük sorunların var olduğu bir sarmal içinde yaşıyoruz biz. Ve bu sarmal içinde de evvela FETÖ ile başlayarak ondan sonra da S-400 füzeleri Rusya'dan alınan, arkasından işte rahip meselesi pek çok olayın arka arkaya geldiği bir sorunlar yuvağı haline dönüşmüş vaziyette. Suriye'de de aynı şekilde yine ciddi sorunlarımız var. Dolayısıyla sadece Brunson'ın, rahibin şu sırada
karşı karşıya kaldığı iddia edilen sorunla ilgili olarak Amerika tutum aldı dersem, doğrusu bu biraz eksik kalmış olur. Daha önce vermiş olduğunuz yazılı ve sözlü mütalalarda da hep şu konuya parmak bastınız. Amerika ile Türkiye arasında dört temel sorundan bahsettiniz. Bir tanesi İran'a yönelik ambargolarla ilgili ve Rusya'ya da uygulanması planlanan ağırlaştırılmış ambargolarla ilgiliydi ki keza Türkiye İran'a ambargoyu kabul etmeyeceğini, uymayacağını söylemişti. Bir diğer unsur da F-35 meselesi ve FETÖ örgütü lideri Fethullah Gülen'in Amerika'dan Türkiye'ye iadesiyle ilgiliydi. Bunlara parmak basmıştınız özellikle bu dört unsura. Şimdi sanıyorum yine bunu vurgulamak istiyorsunuz. Biraz daha açabilir miyiz konuyu acaba? Tabii yani çok net olarak şöyle diyelim. Bir kere önümüzdeki Ekim ayından itibaren Amerika Birleşik Devletleri İran'a yeni bir ağırlaştırılmış ambargo uygulayacağını net bir biçimde açıkladı. Ve bu arada biz de kendi menfaatlerimize bunun tamamen ters olduğunu söyledik. Zira unutmayalım ki kışın Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun bir bölümü tamamen oradan gelen doğal gazla ısınmakta ve orada daha ayakta durabilmekte. Bunun ötesinde bir de komşuluk ilişkileri içinde İran'la hem aynı zamanda PKK, bir yandan Suriye meselesi vesaire, bütün bunlarda da Astana süreci sonrasında giderek artan, derinleşen biçimde böyle bir gelişme var. Dolayısıyla da Türkiye'nin hala hazırda İran'a sırt dönmesi kendisine çok yönlü olarak zarar verebilecek bir konudur. Amerika Birleşik Devletleri Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuşmasını, açılış konuşmasını yaparken geçen yıl net bir biçimde Amerika Birleşik Devletleri menfaatleri ve ötekilerdir. Yani başka bir deyişle bu dünyada sadece Amerika var ve onun öteki dışında kalan herkes menfaat falan olmayan ikinci sınıf vatandaşlar şeklinde bir de tanımlamaya gitti. Bu tabiatıyla fevkalade tehlikeli ve riskli bir durumdur. Bugünkü koşullarda da Trump, dünya çapında baktığımız zaman gerçek anlamda bir kaosun hazırlayıcısı ve hala hazırda da bu kaos dolayısıyla dünyayı birbirine katmış durumda. Herkes herkese aşağı yukarı Amerika ile ilişkiler açısından bakıldığında düşman oldu. Obama'nın bitirmiş olduğu Pasifik anlaşması bitti. Transatlantik ilişkiler, NATO ile ilişkiler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, bunlar fevkalade zora girdi. Merkel'in geçen hafta bir açıklaması var, çok ilginç. Diyor ki 5 yıl süreyle en az zararla nasıl atlatırız bu badireyi diye ve bekleyip görmemiz ve sabırlı olmamız lazımdır diyor. Yani bugün Trump'a bakış açısı da dünyanın her tarafında menfidir. Ama Trump da buna karşılık Orta Doğu'da özellikle Rusya ile bir yandan görüşürlerken diğer taraftan Rusya ve İran'a da çok ağır ambargolar ve hatta daha ileri gidip İran'da rejim değişimine götürmeyi, deneyebilmeyi düşünecek kadar ileri giden bir tutum içine giriyor. Şimdi bunu bir bütün halinde ele aldığınız zaman Türkiye'nin sadece İran değil aynı zamanda Rusya ile olan bu ağırlaştırılmış ambargoya uyum sağlaması veya uyması da söz konusu değil. O zaman Türkiye'nin zaten zorda olan dış ticareti, gelişmeye muhtaç olan ilişkileri ciddi bir zarar görür ki bunun Türkiye'ye hiçbir menfaati yok. Üstelik Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenebilmesini sağlayabilecek hiçbir emarede yok. Dolayısıyla bu koşullarda Amerika uğruna Türkiye'nin bunları sırt dönmesi mümkün değil. Ankara'ya bizim bu kesin kararlı tutumumuz karşısında Ankara'ya bir heyet gönderdiler geçen hafta Amerikalılar ve İran konusunu özellikle ele alarak bu ambargo ağırlaştırıldığında Türkiye'nin menfaatleri nedir, ne yapılır, yapılamaz bunları tartıştılar. Yalnız benim düşünebildiğim ve görebildiğim, tecrübeme dayalı olarak söyleyebileceğim şey Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye bir taviz vermek veya bu yoldan bir takım şeyleri hafifletebilmek gibi bir anlayış içinde değil. Zaten Halkbank ve Zarrab olayı da bunun geçmişteki başka bir göstergesidir. Türkiye burada dolaylı biçimde dahi olsa kendi hak ve hukukunu savunmaya kalktığı zaman işi nereye kadar götürdüklerini gördük. Şimdi bu işin bir kısmı. İkinci Peki, kısmı... Sayın Özürker, tam burada bir soru sormak istiyorum size.
Bugün biliyorsunuz BRICS zirvesi vardı ve Erdoğan'la Putin bir araya geldiler. 15 dakikalık bir görüşme yapıp basının önüne çıktılar ve samimi bir görüntü sergilediler. Şimdi bu görüntünün ardından hemen akla bir soru geliyor. Onu size yöneltmek istiyorum. Olası bir durumda Türkiye, Rusya ve Esad'la başka bir politika izlerse, izlemeye karar verirse, yani öyle bir politika yoluna gidiyorum derse, Amerika ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz efendim. Yani şu manada bakalım. Amerika Birleşik Devletleri hala dünyada diğer ülkelerde biraz evvel söylediğim gibi kavgalı. Anlaşamıyor. Dolayısıyla biraz yalnız kalmış vaziyettedir. Ve kendi içinde de Kasım ayında bir kısmi seçimler var biliyorsunuz. Üçte bir yenileme seçimleri kongrede. Burada demokratlar eğer hakim pozisyona geçerlerse ki geçecekleri bekleniyor. O zaman mevcut sorunları, iç ve dış sorunları itibariyle bakıldığında Trump'ın başının ciddi şekilde dertte olduğu, hatta sonuçta impeachment dedikleri, yani görevden indirilmek için bir sürecin başlatılması noktasına kadar da gidebilir mi diye sorgulamalar başlamış bulunuyor. Şu andaki Amerika kamuoyundaki desteği %32'den ibaret. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin tek başına oturup Türkiye'nin önünü kesebilmesi zaten mümkün değil. İkincisi, her hal ve karda Astana sürecinde net bir biçimde ortaya çıktı. Rusya, İran ve Türkiye bir araya geldikleri ölçüde Suriye'deki sorun yumuşadı ve çözüme doğru gitti. Ve bugün eğer görece bir barış varsa burada, bu barış da esas itibariyle bu üçlünün bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Ve Türkiye ve İran'ın olmadığı bir Orta Doğu sorununun çözülmesinin mümkün olmadığı da çok net bir biçimde ortaya çıkmıştır. Şimdi bu koşullar altında ben şahsen çok ileri gidilebileceği hususunda şüpheliyim. Yani Amerika da Türkiye üzerinde bir baskı yapmayacaktır. Şimdi burada ikiye bölerek bakmak lazım. Birincisi, her halükarda NATO zirvesinde diğer herkesle atışırken, çekişirken Trump Cumhurbaşkanımızı övdü. Ve Türkiye'den vazgeçemeyeceğini net bir biçimde söyledi. Jeostratejik açıdan baktığımız zaman Amerika'nın Türkiye'yi feda etme şansı bu kadar sorunlu olduğu bir dünyada yoktur. O zaman ne yapacak bu koşullar altında? Türkiye'yi bir şekilde hem yanında tutmaya, yani burada Shakespeare'in bir eseri vardır. Orada Taming the Shrew der. Yani nasıl diyeyim, asi kızın yola getirilmesi. Bu şekilde bir politika, bir düşünceyle sanki yola çıkıyorlar ama Türkiye'yi de tanımıyorlar. Biz işler zora girdiği zaman birleşen ve bu birleşmeyle birlikte de diş çöktürülemeyen iki ülkeden biriyiz Avrupa'da. İngiltere ve Türkiye'dir bunlarda. Yani Amerika gelip Türkiye üzerine baskı yaparsa ve bu tehditlerini, ki ben blöf olduğunu düşünüyorum bunların. Çünkü şunu unutmayalım, Mattis, yani Savunma Bakanı bir açıklama yaptı bugün akşamüstü biliyorsunuz. Net bir biçimde askeri ilişkilerimizi etkilemeyecektir bütün bu gelişmeler. Türkiye ile Amerika'nın ilişkileri iyidir dedi. Yani burada da iyi polis kötü polis oynuyorlar gibi bir hava var. Şimdi bütün bunlarla birlikte ileri götürmeye kalkarlarsa bunu, her halükarda Türkiye'nin Rusya'ya daha çok yaklaşmasının yolunu açarlar. Putin de bundan sadece mutlu olur. Nitekim Cumhurbaşkanımız bu BRICS toplantısında üç konuda aslında ilginç açılım yaptı. Birincisi, her halükarda bizi BRICS'in bir parçası olarak düşünün. BRICS artı T diye, BRICS veya TTH şeklinde değerlendirin. Türkiye'de bu işin içinde yer alsın dedi. Bu birincisi. İkincisi, Putin'e büyük övgü dolu sözler sarf etti ve Putin'in orada mutlu bir biçimde gülümsediği de dikkatlerden kaçmıyor. Evet. Yani o da mutlu. Sayın Özürker, değerli görüşlerinizi paylaştınız. Halk TV izleyicileriyle çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah efendim. Sağ olun. İyi akşamlar, saygılar. İyi akşamlar. Şimdi Sayın Özürker özellikle dışişleri kariyerinde çok deneyimli bir isim. Defalarca da burada sohbet ettik bu konuda ve en başta saydığım o dört konuya özellikle vurgu yapmıştı.
bu konuyla ilgili. Tabii işin bir de ekonomik boyutu var, yani bu gelinen kısıtlamalar, ama bunun sürdürülebilir olmadığını, yani bu gerilimin sürdürülebilir olmadığını her iki taraf açısından da gayet net bir şekilde ortaya koydu. Sizden de görüş alayım, siz ne söylersiniz bu konuyla ilgili? Bu yaşanan Amerika-Türkiye gerilimi. Şimdi tabii Türkiye'de açısından. Yargının içine düştüğü hal ne kadar üzücü, ne kadar sıkıntılı olduğunun tipik bir örneği. Elinizdeki delillerle, özellikle gizli tanık beyanlarıyla, iddianamelerle açtığınız davada tutuklamalar neredeyse otomatik hale gelince, ileride bu tip yargılamalarda sadece biz tabii şimdi Rahip Brunson ya da daha önce Deniz Yücel evet. falan gibi örnekler var, Büyükada davası var. Biz kendi vatandaşlarımıza ilgi olanları pek görmüyoruz. Çünkü yüzlerce, binlerce dava var. Yaşanan bu hukuka aykırılıklar ya da hukukun kendi çelişkiler Türk yargısında her geçen gün hem içeride hem dışarıda itibarının azalmasına yol açıyor. Bunu ben değil, Yargıtay Başkanı söyledi İsmail Rüşdi Cirit defalarca. Şimdi bakın, bir rahip belli iddialarla işte Türkiye'de terör örgütlerini örgütlediği, oralara sempatizan bulduğu filan gibi iddianamelerde muhtelif iddialarla yargılanıyor. Biz bunu tutukluyoruz. Daha sonra yurt dışından defalarca baskı geliyor. Deniyor ki terhal tahliye edin, etmezsen şöyle olacak, böyle olacak. Buna rağmen mahkeme hayır diyor, tutuk halin devamına diyor. Buraya kadar hukuka uygunluğunu, aykırılığını değil, olan mevcut duruma göre normalliğini konuşuyoruz. Ama tutuk halinin devamına karar veren mahkeme bir hafta geçmeden sağlık durumu nedeniyle şahsın ev hapsine çıkmasını, adli kontrol şartıyla ev hapsine çıkmasını uygun görüyor. Şimdi Türkiye'de eğer... Peki bir başka gerekçeyle tahliyesini de mümkün kılar mı? Herhangi yani bir gerekçe, herhangi bir gerekçe bulursunuz. Yani toplanan deliller dersiniz, kaçma şüphesi yok dersiniz, adli kontrolü tabi tutuyorum dersiniz, sağlık sorunları dersiniz. 50 tane sebep bulursunuz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Dosyadaki deliller değişmediği halde Tuğba Hanım, beni rahatsız eden kısım bu. Dosyada mesela ayın birindeki delillerle ayın altısındaki deliller arasında hiçbir fark olmadı halde. Mahkeme heyeti aynı olduğu halde mahkeme heyetine bir yerden vahiy mi geliyor? Bir yerden birileri bir şey mi söylüyor? Yani ne, ya da hidayete mi eriyorlar? Ne oluyorsa bir anda bu adamın sağlık sorunları varmış deyip bırakıyorlar. Şimdi sizin bu gibi uygulamalarınızı görenler içeriden dışarıdan tabii yargınıza, hükümetinize, ülkenize baskı yapmaya başlarlar. Derler çünkü bak görüyor musun? Demek ki iki laf söyleyince bunlar olabiliyormuş. Çünkü daha önce biliyoruz. Tabii. Deniz Yücel olayında bir anda tahliye oldu. Ertesi gün özel uçak Mers'e kiralanışından yurt dışına gitti. Olabilir. Bilmiyorum detayını. Ne manada bilmiyorum. Dosyanın her şeyini en ince detayına kadar bilmiyorum. Ama yargı yaptığı faaliyetlerle hepimize güven vermeli. Tutukluyorsa da evet doğru tutukladı diyebilmeliyiz. Tahliye ediyorsa da etti demeliyiz. Şimdi aynı hakim yerine biz kendimizi koyalım. Ağır ceza heyetiyiz. Bu şartlarda kimi gazeteler manşet atmış. Ben olsam derhal tekrar tutuklarım diye. Evet. Tutuklasanız bir dert. Tamamen adli kontrolü kaldırıp serbest bıraksanız bir dert. O gazetelerin o manşetleri de atması ayrı bir dert. Onlar zaten devam eden cüret. Bir davada herhangi bir kişi ya da kurumun yargıya bunları söylemesi aslında suç, ama Türkiye'de önüne gelen söylediği için ve yargıda böyle konularda hiç duymamasından geldiği için, yani mesela bunu son 10 yılda defalarca gördük. Yani birçok davaya nasıl ağır baskılar yapıldı, tahliye etsinler ya da etmesinler ya da mahkumiyet çıksın ya da beraat etsinler diye gördük. Burada beni üzen şu, Türkiye'de yargının güvenilirliği sarsılıyor. O rahip kalır gider, bakıyoruz sosyal medyadan okuyoruz. İşte Hakan Atilla'yla takas edileceği söylendi, olmadı. Kudüs'te, İsrail'de tutuklu olan bir bayanla takas edileceği söylendi, olmadı. Yani bunların hepsi yazılıp çiziliyor. Biz de okuyoruz. Ama Türkiye'nin yargısının bu şekilde içeriden dışarıdan etkilerle adam tutuklayıp saldığı, herkese bir kanaat haline dönüşürse ki büyük ölçüde dönüştü, o zaman yargının güvenilirliği kalmaz. Zaten yargıyı yerden yere vurduk. Zaten mesela daha evvelki gün 3200 küsur hakimin tayini çıktı mesela. Bakıyorsunuz Tuğba Hanım, yani isim vermeyeceğim ama İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne asli hukuk hakimi yapan, yılların hakimini alıp Anadolu Adliyesi'ne ağır ceza üyesi yapıyorsunuz. Yani ben sizi bu koltuktan kaldırıyorum, ne bileyim İETT'ye şoför ol diyorum ya. Bu kadar saçma bir örnek vereyim. Ve bunun gibi ya da işte
yargıda belli derneklere ya da oluşumlara mensup olanları damataşı gibi yerini değiştirebiliyorsunuz. Hı hı. Ama gördük mesela Barış arkadaşım o zaman çarşaf çarşaf yayınladı. Bir gün görev yapmadan direkt Ankara'ya gelebilen hakimleri falan da gördük. Nereye geleceğim? Bakın tayinler, terfiler, tutuklamalar, salıvermeler, verilen kararlar Türkiye'de yargıya karşı aşırı bir güvensizlik oluşturuyor. Ve bir ülkede yargı yok ettikten sonra o ülkede daha hiçbir kurumun sağlıklı çalışma imkanı da kalmıyor. Türkiye şu anda açık hale bakın geliyor. Dışarıdan ben de seyrettim o videoyu. Adam bize parmak sallıyor. Ya bırakırsınız ya sizin kafanızı kırarım diyor işte. Sizi süründürürüm diyor. Türkiye'nin bu duruma düşmemesi lazımdı. Bu duruma düştükten sonra çok amiyane bir tabirle iki ucu pis değnek haline geliyor. Evet. Tutsam bir dert, bıraksam bir dert. Ben şimdi mahkemenin bundan sonra nasıl karar vereceğini çok merak ediyorum. Ne karar verse versin daha da işin içine sıkıntıya sokacak. Yani Türk yargısı bu duruma düştüğü sürece de ne dışarıdan yatırımcı geliyor, ne insanlar sokakta yürüyenler kendini güvende hissediyor, ne de Türkiye hani itibar kazanıyor. Ama maalesef devleti işte anonim şirket gibi yöneteceğiz dediğiniz vakit anonim şirketlerde bir hukuku vardır ama patron mutlu son istiyor diye de bir laf vardır. Filmi bile oldu. Mutlu son her zaman olmuyor. Şu anda biz mutsuz bir son yaşıyoruz bu mesela Raip olayında. Evet. Ve bu da bizim tabii ülke olarak başımızı ağrıtıyor. Yani bunun siyasi yorumunu Barış arkadaşım çok daha yapar ama hukuki yorumu Türkiye'de yargı dışarıdan ya da içeriden baskılara göre karar veriyor imajını. Bu kadar aleyhineleştirir, bu kadar insanların aklında yer edecek hale getirirsek o zaman sadece hani sokaktaki en alt tabakadaki ne denirse o vatandaşı yargılayan diğerlerini adeta hiç görmezden gelen bir yargı sistemine dönüşür. Benim üzüldüğüm nokta 30 küsur yıllık avukatlık, hukukçuluktan sonra Türkiye'de maalesef hani zengin arabasını dağdan aşır, fakir düz yolda şaşır misali sadece yargı toplumun en alt katmanlarındaki insanlara hukuki dizayn vermeye yarayan, diğerlerinin hiç kapısından bile geçmediği ya da işte yurt içinden, yurt dışından adamını, dayısını bulanın yargıya tabiri caizse ayar verdiği bir hale geldi diye düşünürüm. Bu da beni çok üzer. Bugün içeride bir sürü meslektaşımız var, birçok meslektaşımız var. 70 bin öğrenci tutuklu, hiçbir suçu günahı yokken daha belki iddianameleri hazırlanmayan insanlar şu an cezaevlerinde tutuklu vekiller var. Biz Amerikalı bir rahibin tutuklu mu kalacak, serbest mi kalacak diye iki ülke arasında yaşanan gerilimini konuşuyoruz. Tabii bir de bir cümle söyleyeyim. Türkiye'de yani samimiyetle söyleyeyim 7 Ağustos'ta 33 yılım bitecek benim. Türkiye'de adam tutuklamak, adam demeyelim, insan tutuklamak ve serbest bırakmak o kadar keyfi haldedir ki bu son yıllarda daha da artmasına rağmen ben bildim bilesi. Maalesef biz tutuklama müessesesini bir hukuki müessese olmaktan çıkartıp adeta keyfi bir müessese ben bildim bilesi uyguluyoruz. Dünyada adam tutuklandığı vakit başına bir ceza hani tabiri caizse ağır bir ceza geleceğini bilir. Türkiye'de adam tutuklarsınız beraat eder. Tutuksuz yargılanırsınız, ölüm bir boyu hapse mahkum olursunuz. Bunun şirazesi iyice kaçtı. Burada hakimlere çok büyük görev düşüyor. Ancak hakimler hele siyasete ucu dokunan davalarda kazara bırakırsam yarın sabah da benim başıma bir iş açılır diye bunun adı da tırnak içinde eyyamcılıktır. Rahatlıkla tutuklama yapıyorlar. Hani bir futbol diyeyim de top benden gitsin de kime giderse gitsin diyorlar. O nedenle de hani en basit olayda bile rahatlıkla tutukluyoruz. Sonra da birkaç yıl sonra hadi tamam çıkın diyoruz. Buna da adalet diyoruz. İşte adalete güven bu hale gelince de Amerikalısı da size amiyane tabirle ayar vermeye çalışıyor. Türkiye'de de işte görüyoruz yaşananları. Buradan çıkış yolu yargının, yargıcın, hakimin, kürsüye çıkan, karar veren, o çok kutsal işi yapan kişinin artık sadece yargı, hukuk, yargıta iştahatları gibi kriterlere bakması lazım. Bir gözü başka bir yerde, bir kulağı başka bir yerde, eli başka, gözü hani eli işte gözü oynaşta diye bir laf vardır. Acaba ben bu kararı versem birileri bana mı söyler? Yargının hiçbir şekilde talimat almayacağı açık beyan. Ama bu bizim gönlümüzden geçen şey fiiliyata döner mi? Kolay değil. Dönerse zaten Türkiye'nin dertleri biter. Türkiye hukuk devleti olur. Şimdi burada bir virgül koyalım. Barış arkadaşa döneceğim.
Barış, bugün sabah işte Trump'ın Netanyahu'yu aradığı, oradaki bir kadın rehininin, havalimanında tutuklanan bir kadın rehineyle bir takas durumunun söz konusu olduğunu işte Washington Post'un bir haberinden öğrendik. Öyle bir iddia ortaya atıldı. Çok kısa bir sürede de Ankara'dan bununla ilgili yalanlama geldi. Anadolu Ajansı üzerinden bir yetkili denilerek. Yine bir İsrail internet gazetesine yine oraya bir mütalaa veriliyor. Orada da işte bir rehine yüzünden böyle bir şey geliştiği söyleniyor. Şimdi bu bir yetkili kısmı oldukça kaotik. Yani acaba bir el ortalığı mı karıştırmaya çalışıyor yoksa olayı dikkatini başka bir yere mi çekmeye çalışıyor? Böyle insanın aklına ister istemez sorular geliyor. Çünkü o tırnak içinde bir yetkili kısmı enteresan. Yani hangi yetkili, hangi düzeyde? Bu biraz karışık bir kısım ve dün bu olayın hemen ardından yani sıcağı sıcağına tüm bunlar yaşanırken daha böyle üst düzeyde iri cümlelerle açıklamalar, restleşmeler olmadan Berat Albayrak, Maliye ve Ekonomi Bakanı hemen tweet attı. Dedi ki Çin seyahatimizdeki, arkadaşlar verelim onu ekranı hazırsa eğer, Çin seyahatindeki görüşmelerimiz meyvesini verdi. Çinli finans kuruluşlarından enerji ve ulaştırma sektörü yatırımları için özel sektör, kamu kurumları ve bankalara sağlanacak 3.6 milyar dolarlık kredi paketi tamamlandı dedi. Çok güzel. Böyle bakınca güzel, evet. Şimdi hem ilk güzel dediğim şimdi söyleyeceğim. Evet. Hem ilk yönelttiğim soruyu hem de bu alelacele atılmış tweet'i nasıl yorumluyorsun merak ediyorum. Şimdi meselenin, bu Rahip Brunson meselesinin aslında birden fazla boyutu var. Rahip Brunson meselesini tek bir sebeple ya da tek bir sonuçla açıklayamayız. Uğur abinin bıraktığı yerden Berat Albayrak'ın tweetine geleyim. Amerika dün hem başkan yardımcısı hem de bizzat başkanıyla Türkiye'yi açıkça ve küstahça tehdit etti. Evet. Adeta parmağını sallayarak Rahip Brunson'ı bırakmazsanız başınıza neler geleceğini görürsünüz dedi. Şimdi bu denli küstah bir tavır konusunda cesareti acaba nereden alıyor Amerika? Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir devlet bu şekilde tehdit edilemez. Eğer edilirse tehdit edilen ülke bunun gereğini yapar ve bir daha karşısındaki devletlerin kendisine bu şekilde davranamayacağını gösterir. Bu bazen diplomatik olur, bazen askeri bir cevapla olur. Şimdi ne diplomatik bir cevap verilebildi, ne karşı bir söylem oluşturulabildi. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin temsilcilerinin, yani başkanının ve başkan yardımcısının bu denli küstahça konuşabilmesinin altında bence girilen resmi Twitter hesabından Amerikan başkanı tehdit içerikli mesaj. Şimdi bu denli küstahça konuşabilmesinin arkasında belli ki onlara verilen sözler ve yerine getirilmeyen taahhütler var. Şimdi Washington Post Amerika'nın en etkili ve en önemli gazetelerinden biri. Neyi yazdı bu sabah? Dedi ki İsrail'in Kudüs'te gözaltına aldığı Türk eylemci, Türk protestocu Ebru Özkan yapılan pazarlık sonucu serbest bırakıldı. Hangi pazarlık sonucu? Siz Ebru'yu bırakın, biz de Rahip Brunson'ı bırakalım diye. Burada bu bunun pazarlık... Bunun içinde Trump'ın Netanyahu'yu arayarak tabii bunu ki gerçekleştirdiği. Şimdi burada akşam saatlerinde Dışişleri Bakanlığı böyle bir şey yoktur diye Türk Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklama yaptı. Ama mesele bu Ebru hanımefendinin gözaltından bırakılması ya da orada yapılan pazarlıktan daha derinlere dönüyor. Bir, yargı boyutundan bakalım. Amerika nasıl bırakın diyebiliyor? Bu bir tehdit gibi görünüyor ama aslında şu ifade ediliyor. Ya biz sizin Türkiye'deki yargı düzeninizi biliyoruz. Talimatla adam tutukluyorsunuz, talimatla adam bırakıyorsunuz. Selahattin Demirtaş'ı talimatla tutuklattınız. Enis Berberoğlu'nu talimatla tutuklattınız, talimatla bıraktırtmıyorsunuz. CHP Parti Meclis Üyesi Eren Erdem'i talimatla tutuklattınız. 30 günde iki kez tahliye talep etti, hukuki haklarını kullandı, kanuni haklarını kullandı ama talimat gelmediği için serbest bırakmıyorsunuz. Daha önce Deniz Yücel'i gözaltına aldınız. Bir yıl boyunca Deniz Yücel'i adeta bir şantaj malzemesi olarak Almanya'ya karşı kullandınız ve Merkel'in size araması sonucu Deniz Yücel'i bıraktınız. Şimdi bu rehinecilik oyunu
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ne yazık ki bir politikası haline geldi. Ama bu rehinecilik oyunu geldi Rahip Brunson da duvara çarptı. Neden? Rahip Brunson neden bu kadar önemli Amerika için? Rahip Brunson Türkiye'de nasıl FETÖ AKP'ye destek verdi ve seçim kazandıran bir tarikat haline geldiyse ya da yaptığı usulsüzlüklerle, zulümle, kumpaslarla nasıl AKP iktidarını ayakta tuttuysa Rahip Brunson da Trump için aslında onların önemli bir tarikatı. Evangelistlerin önemli bir temsilcisi. Yani Trump'a Amerika'da seçim kazandıran tarikat. Ve şimdi o tarikat diyor ki Rahip Brunson'u getirteceksin kardeşim, o bizim için önemli biri. Ne yap et getirt. Bizim rahibimiz orada iki senedir elde hangi kanıtların olduğu belli olmayan bir sebeple tutuluyor. Ha ne yaptı Amerika? Şimdi Rahip Brunson üzerinden aslında hem Türkiye'deki yargının hangi anlayışla yönetildiğini ifşa ediyor ve biliyorum diyor. Siz talimatla tutuyorsunuz ve talimatla bırakıyorsunuz diyor. İki, Rahip Brunson üzerinden Türk dış politikasına bir şekilde ayar vermeye ve uyarmaya çalışıyor. Şimdi Rahip Brunson'un serbest bırakılması ve Tayyip Erdoğan'ın Putin'le yaptığı görüşmede bizim ilişkilerimizi kıskanıyoruz, kıskanıyorlar demesi, Türkiye'nin İran'a karşı ambargoya biz hiçbir şekilde katılmayacağız demesi aslında Rahip Brunson'un üzerinden Türkiye'ye yapılan bir tehdidi de gösteriyor. Çünkü Türkiye, daha doğrusu AKP, Türkiye demeyelim, bu Türkiye'nin dış politikası değil çünkü, AKP hem Rusya'yı, hem İran'ı, hem Berat Albayrak'ın tweetinde ifade ettiği üzere Çin'i, hem de Amerika'yı idare etmeye çalışıyor. Şimdi dünyada eğer tutarlı bir dış politikan yoksa, rüzgara göre politika belirliyorsan, tırnak içinde söylüyorum, kurnazlıkla dış politika idare etmeye çalışıyorsan, gelip dayanacağın nokta Rahip Brunson'un talimatla tahliye edilmesi ve evine götürülmesidir. Şimdi niye bu kadar sinirlendi Trump? Çünkü Rahip Brunson'u bırakacağız diye söz verildiği iddia ediliyor. Hatta Rahip Brunson'un ev hapsine çıkarıldığı gece Amerika Birleşik Devletleri'nin yapılan görüşmelere istinaden özel bir uçak yolladığı ve Rahip Brunson'un özel bir uçakla tıpkı Deniz Yücel'in Almanya'ya götürülmesi gibi götürüleceği konuşuluyordu Ankara'da. Ama ne olduysa bu İran-Rusya yakınlaşması ve İran ambargosuna karşı Türkiye'nin alacağı tavırla birlikte Rahip Brunson belli ki bırakılmadı ve ev hapsi gibi bir pazarlık unsuru haline getirildi. Şimdi Uğur abinin dikkat çektiği nokta önemli. Bir hafta önce tahliye talebini reddeden hakimler 6 gün sonra Rahip Brunson'un delillerinde hiçbir değişiklik olmadığı halde ev hapsine çıkmasını uygun görüyorlar. Ha ne olacak bu Rahip Brunson? Ben söyleyeyim. Herhalde bir hafta 10 gün sonra bu Rahip Brunson adlı kişinin sağlık sorunlarının olduğu ve tedavisi için de yurt dışına gitmesi gerektiği yönünde muhtemelen bir karar alınacak ve Rahip Brunson'u bir şekilde bırakmak zorunda kalacaklar. Hukuki niye? Açıdan büyük bir garabet. Hayır niye ama niye? Şimdi Berat Albayrak 3.6 milyar dolarlık anlaşma imzaladık, kredi gelecek diyor da peki Kemal Abdullahoğlu da hatırlatmış DYP Genel Başkan Yardımcısı şimdi bir ekonomik gerçeğe. 463 milyar dolar dış borcu olan ve senede de 185 milyar dolar ödeme zorunluluğu olan bir ülkeyiz. Sen efendim ben bak Çin'le iş tutuyorum diye kurnaz siyaseti yaparsan biri de gelir sana 185 milyar dolar ödemen gerektiğini hatırlatır. Senin Rusya'yla bütün ticaretin 3 milyar dolar. Bütün ticaretin. Onun da zaten yarısı ithalatla, ihracat da değil yani. Bu tür kurnazlıklarla ben efendim Suriye'de Amerika'yla bir yere kadar iş tutarım. Sonra Rusya'yı idare ederim. Ardından İran'la giderim. Sonra Amerika'yla dans ederim dersen gündelik geleceğin nokta burasıdır. İki, en önemli ve en acı tablo Türk dış politikasının diplomasiden artık uzaklaşıp
tırnak içinde söylüyorum, kurnazlık hamleleriyle yönetilmeye çalışılmasının dünyada ifşa olmasıdır. Ve bu öyle bir ifşa olmuş, öyle bir görülmüştür ki artık Amerikan Başkanı ve Amerikan Başkan Yardımcısı, biz sizin yargınızın 5. sınıf bir anlayışla yönetildiğini biliyoruz. Yargı falan yok. Nasıl olsa talimatla tutuklatıyor, talimatla bıraktırıyorsunuz diyerek Türkiye'de demokrasinin, kuvvetler ayrılığının ve hukukun üstünlüğünün, bağımsız yargının olmadığının ortaya konulmasına da yol açmıştır. Ya da keyfiyetinin aynı zamanda. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken nokta şu. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir şekilde sebep ne olursa olsun böyle bir üslup kullanamaz. Türkiye Cumhuriyeti sadece Tayyip Erdoğan'dan ve onun çöken politikalarından ibaret değil. 80 milyonluk bir ülkenin onuruna siz bu şekilde söz söyleyemezsiniz. Tayyip Erdoğan'ın yanlışları yok mu? Var. AKP'nin yanlışları yok mu? Dünya kadar var. Ama siz burada Türk yargısını talimat vermeye çalışırken, AKP ile yaşadığınız o çekişmeler sonucu sert bir üslup kullanırken, aynı zamanda Kurtuluş Savaşı vermiş ve bağımsızlığını ilan etmiş bir millete de hakaret ediyorsunuz. Bu konuda AKP iktidarının, şu anda hükümette onlar olduğu için, Amerika'ya bu sözleri hiçbir şekilde söyletmemesi, söyledilerse de bu konuda en azından bir özür diletmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ama yarın Rahip Brunson bir hafta sonra benim dediğim gibi ya sağlık gerekçeleriyle serbest bırakılırsa, o zaman herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir. Biz böyle bir muameleyi hiçbir şekilde hak etmiyoruz. Bir kere Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri bir müttefik. Barış, bir ama burada önemli olan nokta şu, şunu söyleyeyim bırakayım. Dış politikanın çökmesi Türkiye'yi ne yazık ki şantaja açık bir hale getirmiştir. Elbette. Amerikan Başkanı Türkiye'yi açıkça tehdit etmekte, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yöneticileri ise buna hiçbir şekilde gerçekçi, diplomatik ya da caydırıcı bir cevap verememektedir. Acı olan budur. Hem Trump'ın hem Amerikan Başkan Yardımcısının söylediği sözler ne yazık ki hükümet yetkililerince yutulmuştur. Acı olan tarafı budur. Şimdi ilerleyen günlerde bu iş nasıl çözülecek? Elbette çözülmesi gereken bir konu. Çünkü dün itibariyle bomba gibi düştü önümüze. Bunun çözümünün bir tek yolu var. Araya girdim, özür dilerim. Yargı tahliye edip etmemek değil. Yargı görevini süratle yapacak. Delilleri toplayacak. Evet. Adil bir yargılama yapacak. Ve verilen kararın adil olduğuna sadece Türk milleti değil, herkes, bütün dünyadaki devletler, taraf, muhatap olsun olmasına inanacak. Ve mahkum da olsa, beraat de etse, gönül huzuruyla tamam bu iş hukuka uygun bitti diyecek. Aksak da Barış'ın dediği gibi 3 hafta sonra bıraksanız dert, tutsanız bir dert. Hani bir laf var, baba hırsız yakaladım, getir gelmiyor, bırak gitmiyor. Şimdi iş o noktaya dönüyor. Yargının burada, bakın ısrarla söylüyorum, az önce söyledim. Yargı her ne kadar Adalet Bakanı siyasi olsa bile, yargının siyasi olmaması, siyasallaşmaması lazım ama biz işte Barış, ben, siz, birçok insan o 16 Nisan anayasa değişikliklerinde feryat ettik değil mi? Anayasa Mahkemesi siyaset tarafından tayin ediliyor, HSK siyaset tarafından tayin ediliyor, şu siyaset, bu siyaset. Siyasetin bu kadar yargının içine nüfuz ettiği bir ülkede verilen kararların tamamı gerçek manada hukuka uygun değil mi bir tarafa bırakın, siyasi baskıyla ya da siyasi talepler doğrultusunda veriliyor, töhmeti altına giriyor. Doğru da yapsalar sıkıntı, yanlış da yapsalar sıkıntı. Türkiye'nin o 16 Nisan değişikliklerindeki en büyük belki garabetidir. Yargı aşırı siyasallaşmış vaziyette. Yargının bütün teşkilatını en tepeden Anayasa Mahkemesi'nden en basit hakimliğine kadar, sulh hukuk hakimine, ceza hakimine kadar yargının bu kadar tayin edici olması verilen her kararın sakatlanmasına yol açıyor. Yargının üzerindeki siyasetin elini ama hızlı ama yavaş çekmesi lazım. Hayır, çekmediği sürece bu iş düzelmez. İkinci bölümde konuşacağız şimdi. OHAL sonrası yeni düzenlemeler, onlar da ayrı bir konu. Burada tabii. Yani şöyle bir şey var Tuğba. Bak şimdi ama FETÖ'nün Türkiye'ye yaptığı en büyük kötülüklerden biri CMK, yani ceza muhakemeleri kanununu değiştirtmesiydi. Ne yaptılar? Türkiye artık şöyle bir hale geldi. Bir terör şüphelisi
gözaltına alınıyor, tutuklanıyor ve bu kişi 10 yıl boyunca herhangi bir ceza almadan cezaevinde tutulabiliyor. Tamam. Şimdi Avrupa'da böyle bir şey yok. Avrupa'da, Amerika'da diyor ki sen bir kişiyi gözaltına aldın, tutukladıysan ona en fazla 1 yıl cezaevinde tutabilirsin. 366. gün o kişi hakkında eğer bir karar vermediysen onu bırakmak zorundasın. Yanılıyor muyum burada? Doğru. 10 yıl yani seni alacak, 10 yıl boyunca cezaevinde tutacak. 10 yıl içinde sen yargılanacaksın, güya yargılanacaksın. 10. yılın sonunda da ya kusura bakma seninle ilgili biz yargılama yaptık ama bir hele bırakalım, tahliye edelim sonra bakarız diyor. Şimdi bunu Avrupa anlamıyor. Rahip 2 yıldır tutuklu. 2 yıldır. Hı hı. Avrupa'da 2 yıl boyunca bir kişiyi hakkında yeni bir delil olmadan tutamazsınız. 2 yıl tutuyorsunuz sonra efendim biz bunu ev hapsine çıkartıyoruz diyorsunuz. Avrupalı da doğal olarak bunu anlamıyor. Ya nasıl 2 yıl sen bu kişiyi tutuyorsun diye. Bu FETÖ'nün Türkiye'ye yaptığı, AKP ile birlikte yaptığı en büyük kötülüklerden biriydi. Önce 5 yıla çıkarttılar, sonra 7 yıla çıkarttılar, sonra 10 yıla çıkarttılar. Yani bir tutukluyu 10 yıl ceza vermeden cezaevinde tutabiliyorsun. Şimdi Amerika bunu görüyor. Amerika da diyor ki kardeşim sen, demin de söyledim, Enis Berberoğlu'nu, Eren Erdem'i, Selahattin Demirtaş'ı talimatla tutukluyorsun. Talimat vermediğin için de bu hakimler bunları bırakamıyor. Senin yargın artık AKP iktidarının bir kolu haline gelmiş. Tıpkı gençlik kolları, tıpkı kadın kolları gibi bir yargı kolu oluşmuş. Sen şimdi bu yargı koluna talimat ver, benim rahibimi bıraksınlar. Öyle rahibin üzerinden de benle pazarlık yapmaya çalışma. İran'la, Rusya ile, Çin'le ne işler yaptığını, onlarla iş tuttuğunu, beni de aradan çıkartmaya çalıştığını ya da İran'ı, Rusya'yı arkana alarak bana sopa göstermeye çalıştığını da biliyorum. Sakın bunları yapma, her şeyi biliyoruz. Şimdi diyorlar. İddia ettiğiniz gibi ortaya koyduğunuz önermede olası herhangi bir nedenle rahibin serbest bırakılması durumunda bir başka açıdan da bakarsak hayır, Türkiye yani bölgedeki bağımsızlık iddiasını da bir noktada kaybetmiş oluyor. İkincisi, hatırlayın, ben çok net hatırlıyorum yani bu rahip meselesini o dönem. Öyle önemli iddialar var ki şimdi burada izleyicilere de aktarırken FETÖ ve PKK'ya destek falan filan diyoruz. Efendim bu Raip Brunson İzmir'de Diriliş Kilisesi'nde faaliyetlerini sürdürüyor. O dönem Amerika'dan da bir sürü üst düzey insanı da gelip onu ziyaret ettiğini. Evet, tüm bu yardım ve yataklık iddiasıyla da yargılandığını hepimiz biliyoruz. Hatta o dönem o kadar enteresan şeyler söylüyorlardı ki 15 Temmuz senaryosunun gerçekleşme durumunda rahibin CIA başkanı falan olacağına kadar hatırlarsın Barış. Böyle iddialar ortaya konulmuştu. Şimdi aradan 2 yıl geçmiş. Önce tutuklu yargılayıp ondan sonra bir hastalık mazeretiyle adli kontrol şartıyla ev hapsi verilmesi olası bir durumda da işte baksanıza üsluplar çok enteresanlaşmaya başladı çünkü. Serbest bırakılması Türk hukuku açısından da çok kısa bir şey söyleyeyim. Barış deyin değil. Ceza Mahkemesi Kanunu'nda 2005'te bazı değişiklikler yapıldı. Hı hı. Köklü değişiklikler ve bu değişiklikleri bir kısmı çok olumlu ama bir kısmı çok sakıncalı, tırnak içine söylüyorum, tehlikeli değişikliklerdi. Hı. En başta da gizli tanık geliyor. Bir evet. Gizli tanıkla bir orduyu yıkabildik işte. Bir gizli tanıkla ne bileyim bir hani tabiri caizse bir kamyon insanı cezaevine atabiliyoruz. Ben bu dosyada da ben daha dün gece televizyonda bazı açık oturumları izledim. İnternete de baktım bugün konuşuruz diye. Mesela bir gizli tanık ifadesiyle bu şahıs hakkında çok ciddi iddialar ortaya konuyor. Hı hı. Gizli tanık dünyanın her ülkesinde, medeni ülkelerin kanununda da var. Ben yok demiyorum. Türkiye'de de olmalı. Evet olmalı. Ama diğer delillere çok fazla dayanmadan bir ya da iki tane gizli tanığın o da çok böyle inandırıcı olmayan iddialarıyla çok ciddi hak mahrumiyetlerine, hürriyet tahditlerine yol açabilecek iddianameler düzenleniyor. Bu olayda da anladığım kadarıyla ağırlıklı bir delil gizli tanık beyanı. O nedenle Anayasa Mahkemesi'nin de kararları var. Gizli tanığın beyanlarını doğrulayacak, onun beyanlarını gerçekten güvenilir hale getirecek diğer deliller yoksa diyor bunlar olmaz. Şimdi bizim yargımızın sıkıntısı şu, bunu da yıllardır söylüyoruz. Hele bir davayı şöyle açalım, işte polis bir soruşturma yapıyor, savcı onu iddianameye çeviriyor.
Orada savunmanın tüm delilleri falan hiç toplanmıyor açıkçası. Halbuki savcı her iki tarafın da haklarını korumakla mükelleftir. Türkiye'de böyle bir şey hiç görmedim, olmadı yani. Ben öleceğim, yine görmeyeceğim. Ondan sonra duruşmalarda da işte yine ağırlıkla iddia tarafını falan. Şimdi sıkıntı adil yargılama yapmadığın sürece. Adil yargılamada ne demek? İddiayı ve savunmayı eşit şartlarda yarıştırmadığın şimdi, sürece olay ikinci bölümde yapıyorlar. Devam edeceğiz. Tamam. OHAL sonrası düzenlemeleri ve tutuklu milletvekillerinin de durumunu evet. konuşacağız. Sevgili izleyiciler, bugün adeta sosyal medya kilitlenmiş halde. Çünkü yüzyılın en uzun kanlı ay tutulması şu anda başlamış vaziyette. Ekranda görüyoruz, Türkiye'den de gözlemlenebiliyor. Ama siz bir yere ayrılmayın, bizi izlemeye devam edin. Araya gidiyoruz.